360'da koronavirüsünü konuşacağız şimdi. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü İstanbul'a da mı ulaştı diye bir endişe vardı gündemde. Bunun da sebebi İstanbul'da Çinli bir kadın turistin karantina altına alınması oldu. Sağlık Bakanı Koca bunun üzerine bir açıklama yaptı. Bakan Koca şüpheli Çinli kadının tedbiren karantinaya alındığını söyledi. İlk etapta koronavirüsüne rastlanmadığını, numunelerin incelenmesinin sürdüğünü açıkladı. Çinli kadının da ambulans uçakla Çin'e, ülkesine gönderildiğini kaydetti ayrıca. Çinli turistle temas eden 15-20 kişiden bahsediliyor ayrıca. İşte şoför, tercüman gibi kişilerden bahsediliyor. Onlar da takip ediliyor Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre. Açıklamanın detayları var önce. Sağlık Bakanlığı olarak liman ve havalimanlarında sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemlerini devreye soktuk. Ayrıca basınçlı sedyelerimiz hazır. Çarşamba gecesinden itibaren ülkemize giriş yapan yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Bir çarşamba gecesi Çin uyruklu bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle şüpheli vaka olarak kabul ettik. Süreyya Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek gözlem altına alındı. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya, belirtiye rastlanmadı. 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle beraber kendisini Çin'e bizim özel ambulansımızla, sağlık personelimizle birlikte gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da bu kişinin yakın temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok. Hastanede ve 112 ve tercüman, şoför ve operatör dahil olmak üzere 15 ile 20 kişi arasında toplam yakın takip ettiğimiz kişi var. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı virüs ve ölümlere de neden oldu bir taraftan. Türkiye önlemler alıyor. Dünyanın başka yerlerinde de önlemler var. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda termal kameralar kuruldu. Çin'den gelen yolcular kontrol edildi. Binlerce kişiyi etkiledi. Ölümlere neden oldu. Çin'de başladı ama sınırları aştı. Koronavirüsüne karşı Türkiye'de harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsüne karşı önlem aldı. Haftanın 3 günü Çin'den düzenlenen Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu. Havalimanlarında da Çin'den gelen uçaklardaki yolcuların termal kameralarla taranmasına başlandı. O yolcular için havalimanında ayrı kapılar ayarlandı. Çin'den gelen her yolcu artık uçaktan indikten sonra havalimanına kurulan bu termal kameralarla kontrol edilecek. O kontroller sırasında vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan yolcu buradaki kameralarda yeşil olarak gözükecek. İşte o yolcu da o dakikadan sonra hemen karantina altına alınacak. Termal kameraların başında bizim sağlık görevlilerimiz var. Oradaki doktor arkadaşlar epidemiolojik sorgulamasını ve muayenelerini yapıp bunun şüpheli bir vaka, olası bir vaka olma ihtimalini göz önünde bulundururlarsa o zaman o kişiyi hiç terminalin içine sokmadan dışarıdan kapısı direkt aprona açılan özel bu karantina odasına alıyoruz. Termal kamera taramasında şüpheli bulunan yolcu işte özel olarak hazırlanmış bu ambulansa bindirilecek. Negatif basınç sedyesine yatırılacak olan yolcu buradan karantina odasına taşınacak. Virüsü taşıdığından şüphelenilen yolcular işte apron katındaki bu karantina odasına getiriliyor. Tamamıyla sterilize edilen odada iki yatak bulunuyor. Aynı zamanda virüsün hava yoluyla bulaştığı bilindiği için de özel olarak havayı temizleyen bir cihaz bulunuyor. Bir tane de terminalde böyle bir odamız var. Orada da terminal içinde olabilecek bu tip şüpheli vakaları geçici olarak bekletip
ondan sonra sevkini sağlayacağımız bir odamız daha var. Anlama gayretimiz devam ediyor koronavirüs nedir? Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Çağrı Büke 360'a katılıyorlar. Kendilerine soracağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çağrı Bey, sizinle başlayalım. Bu virüsün kaynağı ne? Çin'de ortaya çıkmasının sebebi ne? Aslında koronavirüsler baktığımız zaman sonbahar ve kış aylarında soğuk algınlığına yol açan virüsler grubunda. Fakat bazı özellikle 2003 yılında yine SARS'a yol açan, daha sonra da MERS koronavirüs adını verdiğimiz virüsler var ki bunlar biraz daha soğuk algınlığı dışında daha böyle alt solunum yollarında ve zatürreyle, yani pnömoni ile seyreden türler. Şimdi bunlar zoonotik etkenler, yani hayvanlardan insanlara bulaşan ve insanlarda da işte soğuk algınlığından tutun da çok değişik sınırlarda ya da yelpazede zatürreye kadar götürebilen enfeksiyon hastalıklarına yol açıyorlar. Ve koronavirüslerinin bilinen özellikle hayvanlardaki şeysi, yani büyükbaş hayvanlarında, kedide, köpekte, ondan sonra bir takım farelerde, tavşanlarda, çok çeşitli hayvan türlerinde, hatta su hayvanlarında bile bulunabildiğini ve insanlara bunlardan bulaşabildiğini biliyoruz. Bu ilginç, biraz da ürkütücü ama tabii amacımız ürkütmek değil. MERS'te mesela deveden geçtiği tespit edilmişti. 2003-2004 yıllarında, hatırlar mısınız bilmiyorum. MERS diye bir salgın çıkmıştı. O zaman da tam hac zamanıydı. Hatta o süreçte insanların hacca gidip gitmemesi, işte ne gibi tedbirler alınması gerektiği çok konuşulmuştu ama o salgın da o SARS'tan daha hafif bir salgın olarak kendi kendini sınırladı ve bir daha adı geçmez oldu, sönümlendi. Bu açıdan baktığınızda Çin'in bir özelliği var mı? Çin'de ortaya çıkmasının bir sebebi var mı? Yoksa dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilir miydi bu? Şöyle, yani mesela kuş griplerinin de kaynağını bir bakıyoruz, Çin'de olduğunu görebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz yine bu salgınların olduğu dönemlerde Guangdong adını verdiğimiz bölgede ki hayvanların, özellikle de kümes hayvanlarının insanlarla iç içe aynı odada, aynı ortamda olduğu ve bu kümes hayvanlarından insanlara bulaştığını biliyoruz. Ve insandan insana yayılma olmadı ama hayvanlardan insanlara kuş gribi virüslerinin bulaştığı ve yine çok ağır tablolarla, yani bir solunum yolu enfeksiyonlarından daha çok bir alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla seyrettiğini biliyoruz. Yine özellikle bu koronavirüs enfeksiyonlarının da hayvanlardan insanlara bulaşabildiğini göz önünde bulundurduğumuzda bu Wuhan bölgesinin özellikle de işte deniz ürünlerinin, deniz hayvanlarının, deniz ürünlerinin ve diğer hayvan ürünlerinin yoğunlukla satıldığı bölgeden kaynaklandığı, öyle bir pazar yerinden kaynaklandığı ve ilk olgunun da 31 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıktığı görüldü. Dolayısıyla baktığımız zaman, yani hayvanlardan insanlara damlacıklarla ya da aynı ortamda solunum yoluyla bulaşabilen enfeksiyon hastalıklarının olduğunu biliyoruz. Bunlar da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu da Çin'den yayılan bir enfeksiyon hastalığı şeklinde karşımıza çıktı. Peki. Bir salgın ve insanları da endişeye sevk eden bir durumla karşı karşıyayız. Siz ne düşünüyorsunuz, merak ediyorum. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta. Geçici bir şey mi bu? SARS'tan, MERS'ten bahsettiniz. Bunlar gibi kontrol altında görmek gerekli tabii ki. Alınıp. Yani şu anda ne olacağını kesin. Ben sorumu bitireyim, ondan sonra siz rahat rahat konuşun. Daha tehlikeli bir hastalığı da işareti olarak mı algılanıyor tıp camiasında? Tabii ki yeni ortaya çıkan bir virüsün ne gibi daha başka hastalıklara ve hangi yaygınlıkla seyredeceğini önceden kesin kes söylemek mümkün değil ama geçmiş senelerdeki örneklere baktığımız zaman ben bunun çok ciddi bir salgın olacağını zannetmiyorum. Şimdi bildirilen rakamların ben doğru olduğunu da düşünmüyorum. Mesela hasta sayısı olarak yüzlerle ifade edilen rakamlar var. Ölü sayısı olarak da bugün en son 25 diye duymuştum. Hala öyle mi bilmiyorum. Bu rakamlara göre baktığımız zaman mesela diyelim ki 500 kişi hastalandı, 20 kişi öldü. Ölüm oranı çok yüksekmiş gibi gözükebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bu koronavirüs dediğimiz virüs, mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs olsa da birçok insanda bir nezle gibi, gribe benzeyen bir tablo gibi de geçirilebilir. Dolayısıyla belki de aslında hasta sayısı 100 değil, muhtemelen, yani çok büyük ihtimalle binlerce, hatta 10 binlerce olabilir. Çünkü biz benzer bir olayı 2009'daki domuz gribinde yaşadık.
O zaman da Meksika'da başlamıştı salgın, hatırlar mısınız bilmiyorum. O zaman da hastaneye başvurular ve ölüm oranları belirlendiğinde hastanedeki başvurulara göre çok yüksek rakamlar çıkmıştı. Ama sonra anlaşıldı ki hasta sayısı sadece hastaneye başvuranlarla sınırlı değil. Birçok insan bunu gribe benzer bir tablo şeklinde geçirmişler. Daha sonra kanda bir antikor bakarak bu anlaşılabiliyor. Hatta hiçbir grip belirtisi göstermeden de domuz gribi virüsünü alıp hayatta farkında olmadan gene işine gücüne devam etmiş insanlar olduğu ortaya çıktı. Benzer bir durumun burada da olması mümkün. Bir de şöyle bir şeyi de hesaba katmak lazım. Tabii şimdi artık hastalıklar, hele böyle bulaşıcı enfeksiyonları hiçbir zaman bir tıbbi olarak, olay olarak da bence görmemek lazım. Çünkü hemen ne demek istediğimi yani şunu demek istedim. Bunda. Tıbbi olayların mutlaka bir siyasi ve ekonomik tarafı vardır. Eğer biz bunu sadece tıp doktoru olarak olayları değerlendiriyorsak yanlış yapma ihtimalimiz bence çok yüksektir. Bakın günümüzde savaşlar sadece böyle roketlerle, bombalarla, şunlarla bunlarla olmuyor. Biyolojik silahlar diye de bir kavram var. Siz medya mensubusunuz, bunu daha iyi biliyorsunuzdur. İnsanların, sivil insanların üzerine böyle silahların, bombaların yağdırıldığı, makinalı tüfeklerin çalıştığı bir dünyada böyle bir virüsün de bir topluma karıştırılması hiç de ihtimal dışı değil diye düşünüyorum. Bakın Çin'in ekonomisinde bununla ilgili bir takım borsada düşmeler. Çin tam yılbaşlarına giriyor onlar bu ayın sonunda bildiğim kadarıyla. O seyahatlerle ilgili, turizmle ilgili bir takım olumsuzluklar. Şimdi Çin'e seyahat etmek için gitmek isteyen bir insan varsa şimdi şu anda bence turist olarak hiç kimse gitmek istemez. Kendini herhalde uzak tutar böyle bir şeyden. Onun için bu tür enfeksiyonların arkasında bunlara komplo teorileri diyenler de var ama yaşadığımız olaylar bize şunu gösteriyor ki bunların pekala başka türlü amaçlarla da bu enfeksiyonların kullanılması mümkün. Öyle bir enfeksiyon yaratılmış olmasa bile meydana gelmiş bir enfeksiyonu başka amaçlarla kullanmak pekala mümkün. Bunu peki, söylemek biz istiyorum. Biz var olan olguyu anlayalım da evet. Sonra bunun arkasında kim neyi karıştırıyor ya da karıştırmıyor mu açıkçası hepimizi aşan bir durum olduğunu düşünüyorum. Gayet beni bir doğru. Medya mensubu olarak, sizi bir sağlıkçı olarak, işin siyasi ekonomi kısmına hakim olduğu evet. Olan bir kadroyla birlikte olduğumuzu değil. Düşünmüyorum bu yayında. Değil. Dolayısıyla biz için sağlık boyutuna dilerseniz doğru. Dönelim tekrar. Orada da sormak istediğim şey, belirtileri neler bunun? Virüsü kapmış bir kişi hemen bu belirtileri gösteriyor ve hasta olduğu anlaşılıyor mu? Yoksa belli bir süre geçip sonrasında hastalığı yaşayabilir mi? Bu soruya gelmemin sebebi de havaalanında termal kamerayla taramanın yapılması. Orada sıcaklık ölçüyorlar. Ateşi varsa hasta bir kenara çekiliyor. Tabii. Ama o sırada belki ateşi yok ama virüsü taşıyor. Tabii. Olabilir mi? Tabii. Bu noktada nasıl risk kontrol ediliyor? Bu noktada baktığımız zaman klinik olarak belirtilerine yani genellikle virüs bulaştıktan sonra bir defa bütün enfeksiyon hastalıklarında böyledir. Yani vücuda giren mikroorganizma sayısı çok önemlidir. Vücudun direnci de çok önemlidir. Öyle ki az sayıda mikroorganizma girmiş ve vücudun direnci ise hiçbir hastalık belirtisi olmadan da seyredebilir. Daha doğrusu belirti vermeyebilir. Ama vücut direncinin düşük olduğu olgularda ki bunu şunun için de özellikle söylüyorum. Yine bu rakamlara baktığımız zaman bildirilen 830 kişi ve 27 kişinin öldüğünü gördüğümüzde sadece çok az 48 yaşında bir olgu ama altta yatan kronik hastalığın olduğunu görüyoruz. Ve olguların yani ölenlerin büyük bir kısmının 80 küsur ve üzerinde 89 yaşlarında olduğunu. Bu da bize hakikaten vücut direncinin ve vücuda giren virüs miktarının etkili olduğunu gösteriyor. Semptomlara geldiğimiz zaman tabii ki yaklaşık 48-72 saat gibi bir enkübasyon sürecinden bahsedebiliriz. Ondan sonra belirtiler başlıyor. Ama unutmamak gerekir ki bazen bu süre 10 güne kadar da uzayabilir. Onun için yani bir kişi bir virüsü aldıysa yaklaşık bir 10 gün sonra ortaya çıkabilecek yakınmaları da özellikle de endemik olan bölgeden gelen kişilerde dikkatli olmak, bunu da ciddiye almak lazım. Semptomlar çok değişik olabilir. Aslında biz biliyoruz ki genellikle soğuk algınlığına yol açtığını söylemiştim. Genellikle üst solunum yollarında reseptörleri vardır ve buraya yerleşirler ve genellikle bizim bildiğimiz soğuk algınlığına yol açan koronavirüsler bir hafta 10 gün içerisinde işte boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, göz yaşarması gibi yakınmalarla bir hafta içerisinde düzelirler. Fakat bu hem SARS virüsü, koronavirüsü, hem MERS koronavirüsü, hem de şimdi yeni ortaya çıkan bu 2019 koronavirüs adını verdiğimiz virüs doğrudan
anlaşılan, belki bu son virüsle ilgili çok daha henüz bilgiler yok ama diğer ikisi alt solunum yollarına yerleşip doğrudan zatürreye yol açan bir mikroorganizma. Şöyle olduğu koşullarda da belirgin bir öksürük, yüksek ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi yakınmalarla da seyredebiliyor. Ve az önce söylediğim gibi kronik hastalarda ve yaşlarda da iş çok ciddi ve ölümlere kadar gidebiliyor. Termal kamera ile ilgili olarak da söyleyeceğim şu, çok haklısınız, bir insan hatta o ülkeye gitmek ve girmek istiyorsa 2 saat öncesinde ateş düşürücü içip ondan sonra ateşi yok bir şekilde de istediği yere girebilir. Dolayısıyla burada tabii ki ateşin termal kameralarla saptanmaya çalışılması önemli ve doğru bir iş ama bunun sadece yeterli olmadığını bilmek lazım. Dolayısıyla bir kuru öksürüğü varsa, ondan sonra bir takım yakınmaları, kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi yakınmaları varsa, özellikle de endemik bölgeden gelenlerde bunu aramak lazım. Biliyoruz ki şu anda Vietnam dışında Güney Kore'de, Japonya'da, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde şu yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde Tayland'da vakaların olduğunu ve oralara kadar da yayıldığını biliyoruz. Ama yine bilimsel olarak şu anda söylenen şey, bir enfekte kişi şu anda yayılma hızı 2 kişiyi enfekte edebilecek kapasitede. Ve yine aynı evde yaşayan kişilerde hastalığın daha sık görüldüğü ve yine sağlık kurumlarına giden ve sağlık çalışanlarını enfekte eden vakalar var. Yani öyle toplum içerisinde çok da hızlı şu anda yayılan bir virüs gibi görünmüyor. Önemli bir bilgi bu. Yayılma hızı ile ilgili olarak en yakınında olanlar ve sağlıkçılar belki maruz kaldılarsa. Size sormak istiyorum Ahmet Çağsın Küçük Usta. Türkiye'de bildiğimiz bir vaka söz konusu değil. Bir Çinli kadından bahsedildi, geri gönderildiği söylendi. Peki bir kişi hasta olduğunu düşünüyor, bu belirtileri yaşıyor, doktora gidiyor. Bunun tespiti nasıl yapılıyor? Doktorlar nasıl testler yapıp laboratuvarlarda evet bu koronavirüsü diyorlar? Daha öncesinde burada görülmedi ya, bu nasıl sağlaması yapılıyor, anlaşılıyor? Onu da merak ettim. Bize yardımcı olun. Şimdi bunun için yapılan özel PCR diye bir yöntem var. Bu yöntem sayesinde bu tür virüsleri artık çok kısa zamanda tespit etmek mümkün olabiliyor. Onun tabii kiti varsa, malzemesi varsa böyle bir test yapılabilir ama bildiğim kadarıyla şu anda bu böyle bir test ortaya çıkmış değil, değil mi Çağrı Bey? Genel olarak koronavirüsleri saptayabiliyorsunuz ama bu, alt tiplerini... Çünkü içinde bulunduğunuz mevsim zaten bu tür enfeksiyonların zirve zamanı. Grip olsun, H1N1 başta olmak üzere özellikle bu sene mesela Amerika ve birçok ülkede B tipi virüsler görmediğimiz şekilde çok daha yaygınlar. Onun dışında koronavirüsler, parainfluenza, herpes virüsleri, adenovirüsler, birçok virüs türleri var. Bu mevsim grip virüsleri dışında da enfeksiyonların çok görüldüğü bir mevsim. Dolayısıyla her ateşi olan, her öksüren hemen koronavirüs bulaştı diye düşünmek de bence pek doğru değil. Tabii ki ben şöyle düşünüyorum bu konularda. Toplumda böyle korku yaratan, insanları hani ürküten ifadelerden bence kaçınmak lazım. Gereksiz toplum bir panik oluşturmanın manası yok. Elbette ki olay takip edilmeli. Elbette ki toplum tam ve doğru bilgilendirilmeli. Ama Ahmet Cansın Bey, toplumu korkutmayın diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu biyolojik silah da olabilir. Beni de şaşırtıyorsunuz böyle deyince. İşte ben o yüzden olabilir ama o ihtimalleri söylüyoruz. Sorumlu yayıncılık yapalım da söylemeyin. Ama işte biyolojik silah diye bir kavram olduğunu herhalde inkar edecek bir insan var mı bilmiyorum. Mutlaka ki. Evet. Yani şu ben bunu ihtimal olarak söyledim. Böyle bir biyolojik silah. Yeni bir virüs var ortada. Hani karşı olduğumuz kavramı anlamaya çalışıyorum. Evet, günümüzde yani savaşların sadece ben silahlar yapılmadığını hatırlattım sadece. Neyse, o iyi bir hatırlatma oldu. Peki. Teşekkür ederim ama buna devam edelim. Yani korkutma insanlar... amaçlı değil yani. Yok yok, anlıyorum. Evet. Ben, bu işin esprisi, günün sonunda biz sohbet ettiğimiz bir yayında yapıyoruz bir taraftan. İnsanlar mesela soğuk algınlığı aslında grip yaşıyor. Tam da mevsimindeyiz. Tabii. Gidiyorlar doktora ama endişeyle de gidiyor olabilirler. Çünkü artık koronavirüs diye bir şey biz konuşuyoruz. Evet. Bununla ilgili biraz daha izleyicilerimizi bilgilendirmenizi ben arzu ediyorum. O yüzden gelmek istedim buraya. Ya her virüs herhalde direkt buna yorulacak durumda değil. Türkiye için nasıl bir risk var şu anda? Onu önce siz, sonra da siz Çağrı Bey anlatırsanız seviniriz. Türkiye açısından ne risk var? Tabii. Şu anda ben endişe edecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki olaylar takip edilmeli. Gelenler, gidenler, termal kameralar tabii ki kullanılmalı. Bu en azından topluma hani böyle bir çalışılıyor gibi bir güven de telkin edeceğini düşünüyorum.
Ama ciddi bir tehlike olduğunu ben şahsen düşünmüyorum ve bunun çok büyük bir salgın olacağını da ben ihtimal olarak son derece düşük görüyorum. Bu tür hastalıkların tedavisine gelince bunların zaten hasta bazında baktığımız zaman hangi virüs yapmış diye teşhis koymak gibi bir bizim amacımız yok. Çünkü bunların zaten hiçbirinin özel bir ilacı yok. Bunlar hastanın dinlenmesiyle, genel sağlık tedbirlerine riayet etmesiyle kendiliğinden vücudun yendiği hastalıklar. Bir tek grip için kullanılan bir ilaç var. Ben bu konuda Çağrı Bey de ne der merak ediyorum doğrusu. Bu ilaç her grip olana, hatta grip testi yapılıyor şimdi, influenza testleri yapılıyor. Negatif çıksa bile böyle bir salgın olduğu gerekçesiyle altta yatan bir hastalığı olmayan genç sağlıklı insanlar grip olsa bile bunlara bu ilaç veriliyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Tıpkı geçmişte her ateşi çıkana böyle antibiyotik yazmak gibi tıbbin bir yaklaşımı olduğunu hatırlatıyorum. Ve bunun sonucunda bugün artık antibiyotiklere dirençli bakteriler diye tıbbın çok çok önemli, yani bu kanserler kadar, kalp hastalıkları kadar önemli bir problemin olduğunu hatırlatarak söylüyorum. Bu ilaca karşı da direnç gelişmesi mümkündür. Bu ilacın benim kanaatime göre ve yapılan büyük meta bir analiz de bunu ortaya koyuyor. Herkesi değil, gripten ciddi bir hastalık riski geçirmesi yüksek olanlara, yani 70 yaşın üzerinde olanlara, ciddi kalp, böbrek, diyabet, kanser hastası olanlara ve virüsü aldıktan ilk 48 saat içinde, ilk 2 gün içinde verildiği zaman bunun hastalığın hafif geçmesine bir faydası var. Ama bu önemli meta analize göre bunu sağlıklı insanlara vermenin bir faydası yok. Aksine elimizde, çünkü grip virüsüne etkili de fazla ilaç yok. Buna da direnç kazanırsa elimizden çok ciddi bir silahı kaybetmiş olacağız diye düşünüyorum. Yani gripe sebep olan virüsler için verilen ilaçları sadece gerekli profilli insanlar kullanmalı. Hele de bunlar insanların kendiliğinden almaması, hekim gerekli gördüğü zaman reçete etmesi. Evet. Ama ben hekim arkadaşlarıma da bunun bence elimdeki, ben bunun kendi fikrim değil, yani önemli araştırmalar bunu ortaya koyduğu için söylüyorum. Hakikaten gripten ölüm riski yüksek olanlara, hastaneye yatırılma riski yüksek olanlara verilmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü böyle olmazsa direnç artabilir virüse, evet, diyorsunuz. Evet, gelişim güzel. Herkes şimdi. Koronayı da tedavi etmek daha zor olabilir değil mi? Doğru anladık mı? Öyle yok, bunun koronayla alakası yok. Bu sadece grip için geçerli. Peki. Koronanın ilacı yok zaten şu anda. Şu anda zaten yok ama hani ya, geliştirilen direnç henüz bilmediğimiz, tedavisinde bilmediğimiz virüslere karşı da mı? Hayır, bu sadece konuştuğumuz influenza, yani grip virüsü hakkında. Tamam, peki, gripten bahsediyoruz. Şimdi sorunuza dönecek olursam, normal şartlarda aslında biz mevsim, yani sonbahar ve kış aylarında gribi soğuk algından çok rahatlıkla ayırabiliyoruz. Yani mikrobiyolojik test yapmamıza bile gerek yok. Neden? Çünkü soğuk algınlığında yüksek ateş olmaz. Yine soğuk algınlığında şiddetli kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi yakınmalar yoktur. Ne vardır soğuk algınlığında? Öksürük vardır, boğaz ağrısı vardır, burun akıntısı, göz yaşarması. Ama gripte çok şiddetli baş ağrısı, eklem kas ağrısı ve yüksek ateş vardır. Şimdi bu son Çin'den ortaya çıkan bu yeni koronavirüs aynen gribe benziyor. Yani grip gibi. Çünkü yüksek ateşle seyrediyor. Olgularda şiddetli kas eklem ağrıları görülebiliyor. Dolayısıyla burada hani nasıl ayırt edebileceğiz sorusuna baktığımız zaman, klinik olarak bir defa öncelikle seyahat öyküsü çok çok önemli. Yani bu bölgeden gelmiş olmak, dolayısıyla az önce söylediğim gibi 10 gün öncesinde, hatta belki 14 güne kadar bile bu süreyi uzatabiliriz. Geldiğinde gribe benzer yakınmaları varsa bunu sanki bu yeni koronavirüs enfeksiyonuymuş gibi düşünmekte yarar var. Tanısıyla ilgili olarak bu yöntemler, tanı yöntemleri çok ilerledi. Moleküler yöntemlerle bunların genetik analizlerini yapmak mümkün ama hızlı bir tanıya götürecek tanı kitlerimiz şu anda yok ama onlarla ilgili çalışmalar devam ediyordur. Hocamın söyledikleriyle ilgili olarak ekleyeceklerim şunlardır. Grip vakalarında risk grubu çok önemli bizim için. Yani yine herkese biz aşı önermiyoruz. Herkese grip tedavisi önermiyoruz. Herkesi de gripten korumak için ilaç vermiyoruz. Ama risk grupları var ki bunlar çok önemli.
O risk grubundaki kişilerde siz test yaptığınız zaman negatif bulabilirsiniz. Çünkü ilk planda yapılan antijen arayan testler adını verdiğimiz ve negatif çıkma olasılığı olan testlerdir. Ama bir moleküler yöntemle biz o influenza virüslerini aramaya kalktığımızda duyarlılığı ve özgürlüğü %95'lere kadar uzamakta, çıkmakta ve dolayısıyla pozitif bulma şansımız var. Ama ilk planda yaptığımız testler değildir. Şunun için vurguluyorum. Eğer hızlı antijen testleri negatif çıkmış ama gribin çok benzer yakınmaları olan risk grubundaki bir kişi, hele rutin bazı laboratuvar testlerinde de gribi düşündüren parametreleri varsa, bu kişi ilk 48 saat içerisinde ise koruyacaksak koruyacağız, tedavi edilmesi gerekiyorsa tedavi edeceğiz, test negatif çıksa bile. Ha, belki ileri test de yapılabilir ama çok pahalı yöntemler olduğu için her zaman başvurduğumuz şeyler değil. Bizim için burada hastanın kliniği, laboratuvar sonuçlarından bazı parametreleri ve muayene bulguları oldukça önemli ve risk grubunda olup olmaması çok çok önemli. Olmaması önemli. Peki. Şu soruda var tabii, mutasyona uğrar mı sorusu var. Bir kez insana bulaştı. Bunun sonrasında virüsün hayatına dair diyelim artık, ondan da neredeyse bir birey gibi bahsetmeye başladık ama dünyayı hakkında konuşturduğu için ona da böyle yaklaşır olduk yani. Mutasyon geçebilir mi? Daha farklı formda ve zorlaştırabilir mi tedavi? Şu anda yok bildiğimiz tedavi seyret ama daha da zorlaştırabilir mi yapılabilecek tıbbi müdahaleleri? Tabii. Aysun, bu zaten bu tür virüsler sürekli mutasyon gösteriyorlar. Bu koronavirüs de, şimdi Çin'de çıkan Wuhan virüsü de pratik olarak söylemek belki mümkün, bir mutasyon sonucu ortaya çıkmış bir virüs. Çünkü koronavirüs diye bir aile diye söyleyelim. Bunun zaten temsilcileri var ve araştırıldığı zaman görülüyor ki bu her sene kış aylarında işte soğuk algınlığına benzer tablolar oluşturuyor. Böyle ölümlere yol açtığına göre demek ki bu virüste bir mutasyon meydana geldi. Dolayısıyla da insanlarda buna karşı bir bağışıklık olmadığı için de her alanın bundan bir hastalık belirtisi ortaya koyması daha beklenen bir durum. Siz ne dersiniz? Yani şöyle, biz influenza virüslerini de biliyoruz. Sadece influenza değil, pek çok virüsün genetik değişiklik, nokta mutasyonlarla ya da başka bir takım faktörlerle değişime uğrayabildiğini biliyoruz. Yine koronavirüslerde de aynı şey tabii ki geçerli. Dolayısıyla böyle bir genetik mutasyon olabilir. Yani bu son ortaya çıkan koronavirüsün bile daha önceki koronavirüslerin birbirleriyle etkileşimi sonrasında ortaya çıkmış yeni bir koronavirüs türü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yeni bir koronavirüs olduğundan bahsediliyor. Fakat koronavirüslere yönelik olarak şu anda herhangi bir antiviral ilaç yok. Dediğim gibi toplumun çok büyük bir dünyada kesiminde hafif ve son derece soğuk algınlığı şeklinde solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor ve kendi kendini sınırlıyor. Burada hakikaten bence asıl önemli olan nokta, grip içinde ve bu tür enfeksiyon, koronavirüs enfeksiyonu içinde yatak istirahati gerçekten çok çok önemli. Beslenme, vücut direncinin artırılmasına yönelik gıdanın, günlük alınması gereken kalorinin ve dengeli beslenme çok çok önemli. Sıvı tüketimi çok çok önemli ve vücudun bağışıklık sistemini gerçekten artırabilecek bir takım faktörler var. Vücutta öncelikle onları aramak lazım. Mesela B6, B12 vitamini gibi, selenyum gibi, her zaman değil, böyle durumlarda D vitamini gibi. Dolayısıyla hani bunlar eksikse bunların yerine konması çok önemli. C vitamini ile ilgili olarak aslında C vitamininin bence sonbahar aylarından itibaren gıdalarla alınmaya başlanması bu tür hastalıkların oluştuğunda semptomların süresini kısaltmada etkisi var. Yoksa hastalık olduğunda C vitamini vermenin o hastalığın üzerine ne semptom ne de şiddetini azaltmada çok bir etkisi yok. Ama niye öyle diyorsun? Biz Türkiye'de bayılırız. Hasta olur gider 1 miligram C vitamini al hop hemen iyileşeceğini düşünürsün. Ama böyle değil. Yani bilimsel veriler böyle değil. Bilimsel veriler yani sene belki de sonbahar aylarından itibaren düzenli bir şekilde besinlerle almak böyle bir etkiye yol açıyor. Ama o anda alınması böyle bir etkiyi ortaya çıkartmıyor. Siz ne dersiniz Ahmet Rasim Bey? Ben size tedavi, hani tedavisi yok ya bilinen şu anda. Evet. Ama bir taraftan da doktora gittiğinizde size bir şeyler yapılıyor. İşte ben ne yapılıyor, ne yapılması gerekiyor? Bu aynısını devam edebilirsiniz. Tavsiyelerinizi de duymak isteriz. Ben biraz önce ek olarak şunu da söyleyeyim. Aldığımız bir enfluenza virüsü vücudumuzda milyonlarca defa çoğaldığı için zaten bizim aldığımız virüs de hani öksürerek, hapşırarak havaya saçtığımız virüsler bile mutasyona uğramış virüsler olabilir. Yani antijenik yapısında onların bile, çünkü kopyalanıyor. Bu kopyalanma sırasında birçok defekler, hatalar oluyor.
Ve bunları bilmek, tespit etmek zaten mümkün değil. Hı hı. Tedaviye gelince bunların zaten özel bir ilacı olmadığını söyledim. O meşhur olan oseltamivir etken maddeli ilacın da Çağrı Bey'e de ben teşekkür ederim. Çünkü çoğu hekim görüyorum ben. Yani grip bile olmayan, belli ki soğuk algınlığı, yani burnu akan insanlara bile böyle bir... Çünkü bizde şöyle bir şey var. Bir hastaya bir ilaç vermediğiniz zaman hastanın başına bir problem gelirse orada sizin başınız problem gelebilir doktor olarak. Fakat siz o ilacı verdikten sonra başınıza hiçbir şey gelmez. Çünkü bugüne kadar biliyoruz ki verilen bir ilaç için hiç kimsenin başına bir problem gelmemiştir ama gerekli olmadığı halde verilmeyen bir ilaç için insanların başına, onun için doktorların hani gereksiz bir ilaç yazma gibi bir kavram var ya, Türkiye'de bugün ilaçların %50'sinin çöpe gittiğini resmi rakamlar ortaya koyuyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi hastaların ilaç talebi, doktorların da bu talebe hayır dememesi. Bu gribin enflansı, en iyi ilacı istirahat etmek, biraz önce Çağrı Bey de vurguladı. En önemlisi de istirahat etmenin bir faydası da şu, mikrobu başkalarına bulaştırmamış oluyorsunuz. İstirahat etmek demek evinizde olduğunuz bir şey. Yani bir metrobüse binmiyorsunuz, bir kapalı bir alana girmediğinize göre hastalığı bulaştırma bakımından da bunun çok önemli bir faydası olduğu şüphesiz. Doktorun ilaç yazması da neredeyse memlekette mahalle baskısı gibi bir şey. Sizin anlattığınızdan bunu anlıyorum. Ama öyle bir yandan istirahat peki, da öyle. Şimdi işte hasta oluyorsun, işe gitmemen gerekiyor bulaştırma diye. Ama hasta hasta işe gitmek Türkiye'de bir değer algılanır hala yani. Dolayısıyla hani ona rağmen geldim görüntüsü. Ama halbuki burada belki bunların da değişmesi dönüşmesi gerekir. Ben bir de tedavide önemli bir gördüğüm bir noktayı da işaret etmek istiyorum. Biz ateşi çocuklarda, yaşlılarda, hamilelerde, kronik kalp hastalığı olanlarda, kronik akciğer ya da nörolojik hastalığı olanlarda mutlaka düşürmeyi planlarız, düşünürüz ve düşürürüz. Ama viral enfeksiyonlarda ki mikroorganizmalarda belirli ısılarda yaşayan mikroorganizmalar, canlılar. Dolayısıyla bu risk grubu söz konusu değilse ateşi düşürmenin aslında o hastalığın süresini uzatmaktan başka yaptığı bir şey yok. Ha, ateş ne yapar vücutta? Normal kişilerde şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı yapar ama eğer dayanabiliyorsa ve ateşini yüksek tutabiliyor ise söylediğim risk grubu dışındaki kişilerde aslında hastalığın iyileşme süresini de belki bir gün, iki gün daha kısaltma şansına sahip olabiliriz. Ama maalesef her ateşi çıkana biz ateş düşürücü ilaçları da veririz. Özellikle viral enfeksiyonlarda bunlara da dikkat etmekte yarar var. Peki. Türkiye için nasıl bir tehdit bu koronavirüsü? En azından şu yeni nesil, şu anda bahsettiğimiz Çin çıkışlı virüs, onu da anlamak istiyorum. Bir hasta olduğundan şüphelenilen kişi, Çin vatandaşı geri gönderildi. Sağlık Bakanlığı açıkladı, o açıklamayı da paylaştık yayının başında. Temas etmiş olduğu ya da yakınında olan kişilerle ilgili de onların gözlem altında olduğu, takip edildiği söyleniyor. Böyle bir kişinin, tabii bilmiyoruz ama o kişide koronavirüsü vardı. Siz de onun yakınındaydınız. Kesin kapmışsınızdır anlamına geliyor mu? Yoksa bu kişiler direkt olarak bir risk altında değil mi? Bunu biliyor muyuz? Yakınında bulunduysanız. Yani bu virüsler özellikle o kişi hastayken, yani öksürürken, hapşırırken o sırada özellikle virüs saçarlar. Bulaşmanın en yüksek olduğu dönem o dönemdir. Hastanın şikayetlerinin olduğu dönem. Bu şikayetler geçtikten sonra bulaştırma ihtimali de giderek azalmaya başlar. Bu gelen Çinli'nin sanıyorum çok bir hasta olmadığını anladım ben. Sadece ateşi mi var? Bilmiyorum. Nesi var nesi yok da yani aktif bir dönemdeyse, yani hastalığın belirtilerinin şiddetli olduğu günlerdeyse tabii ki bulaştırır bu ama. Numune değerlendirmesi sürüyor dedi bakanlık. Yani evet. Bakılıyor. Evet tabii. Ne olduğu anlaşılmaya çalışıyor. Elbette takip etmek lazım, bilmek lazım. Ama tabii herhalde bir şüphe oldu ki karantina tabii meselesi. Tabii ben şunu da söyleyeyim, yani bu tür enfeksiyonları böyle önlemek de mümkün değil. Yani bu tür solunum yoluyla geçen, ulaşımın bu kadar böyle artmış, hızlanmış olduğu bir dünyada, İşte Çin'deki olsun, Amerika'daki olsun herhangi bir virüs solunum yoluyla da bulaşıyorsa özellikle, bu dünyanın istediğiniz kadar termal kamera koyun, ne yaparsanız yapın, dünyanın her tarafına yayılacaktır. Ama ben düşündüğümü söylüyorum. Bu koronavirüs enfeksiyonun ben büyüyeceği, yani çok büyümeyeceğini, geçmiş yıllarda gördüğümüz koronavirüslerin yaptığı SARS ve MERS örneğinde olduğu gibi kendini bir süre içinde sınırlayacağını düşünüyorum. En azından böyle de umut ediyorum ki
insanlar biraz rahat olsunlar. Çünkü gereksiz böyle bir insanların kendilerini strese koymaları da ben doğru görmüyorum. Hı hı. Bugün gene bana bir muhabir geldi, soruyor. Hocam biz kendimizi karantinaya alalım mı falan gibi şeyler söylüyor. İnsanların kafasına böyle şeyler sokup korkutmamak lazım. Tabii ki tedbirler alalım, insanlara doğru bilgileri verelim. Ama burada bir abartıya kaçmak işte böyle buraya medyaya da bence çok önemli iş düşüyor. Ben hatta bir yazımda şöyle bir başlık atmıştım. Domuz gribi değil, medyanın halt etmesi söz konusu değil. Sizin üzerinize alınmayın lütfen. Sözün meclisten evet. Dışarı olduğunu düşünüyorum. Evet, meclisten dışarı aynen. Stüdyodan, stüdyodan dışarı diyelim daha doğrusu. Yani burada medyanın bence çok önemli rolü var. Böyle dakika başı böyle bir ambulans geliyor yani. Bakın bu domuz gribi ismi bence insanları korkutuyor. Halbuki bir hastaya ya bu H3N2 kim istesen ha diyecek insanlar. Şimdi H1N1 olunca yani domuz gribi diye ifade edilince insanlar da böyle bir ya bak falancanın çocuğu domuz gribi ya da filanca. Biliyorsun marka gücü evet, artıyor. Öyle bir şey oldu yani. Evet. Halbuki de asama desen ki H3N2 geçiriyor hiç kimse bir şey demeyecek yani. İsim çok önemli. Hı-hı. Onun için mesela bu gribe de ve domuz da biliyorsunuz Türkiye ve birçok memleket için çok sevilen bir hayvan, makbul bir hayvan değil. Mesela buna minnoş kedi gribi denseydi hani bu kadar böyle toplumda bu kadar korkutan bir hastalık olmayacaktı diye düşünüyorum. Peki minnoş kedi gribi. Teşekkür ederim. Güldürdünüz ayrıca, buyurun. Sorunuzla ilgili olarak şöyle, şimdi yepyeni bir virüsten bahsediyoruz ve biliyoruz ki bu tür virüsler damlacıklarla bulaşıyorlar. Yani bir metreye kadar ki mesafede bir kişiye eğer ağız ve burun kapalı değilse bulaştırabiliyorlar. Ama bir diğer bulaştırma yolu var ki o da hava yoluyla. Yani aynı ortamda, kapalı ortamda havada yayılıp da o havayı soluyan kişiler de bu virüsleri alabilirler. Dolayısıyla bu noktada özellikle yani bu tür riskli kişilerle temas eden kişilerin bu cerrahi maske dediğimiz maskeden öte daha N95 ve daha yüksek oranda havadaki partiküllerin solunmasını engelleyecek türde maskelerle hizmet vermeleri çok önemli. İkincisi, şimdi gelen bir hasta şu ana kadar yok, incelemeleri devam ediyor. Bunu şüpheli bir vaka olarak kabul etmek lazım. Dolayısıyla ve bununla temas eden kişileri az önce de söylediğim gibi en azından 10 gün boyunca yakından takip etmek lazım ki semptomları ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı? Ve yine bu 10 günlük süreç içerisinde de bu kişilerin olabildiğince az kişilerle temas edilmesini sağlanması bu viral enfeksiyon eğer varsa yayılmasını önlemek açısından alınacak önemli önlemler arasındadır. Peki son birkaç dakikamız var. Her ikinizden de rica edeceğim. Belki endişeyle, belki merakla bizim yayınımızı dinleyenler için. Böyle bir şey var. Peki sakin olacağız ve karar vericiler de önlemleri almayı sürdürecekler. Ama bireysel olarak ne yapılabilir? Tedbir ne olmalı? Hem koronavirüsü meselesi için hem de zaten içinde bulunduğumuz bu mevsimde hastalık meselesi hepimizce malum. Ne yapmalı? Yani şu anda koronavirüsü Türk halkının herhangi bir şey yapmasına gerek yok. İnsanların kafasına koronavirüs sokmanın da bence bir manası yok. Bu virüsler için de özel bir korunma tedbiri yok. Yani şu virüs için böyle yapalım, bu virüs için bunu yapalım gibi bir şey yok. Bunlar büyük ölçüde solunum yoluyla bulaşan hastalıklar olduğu için özellikle bu yaşlı insanların ve altta yatan ciddi kronik hastalığı olan insanların böyle dönemlerde yani bir salgın söz konusu olduğu zaman topluma karışmaktan uzak durmaları lazım. Yani bir otobüse binmemeleri, kapalı bir mekana mümkün değilse girmemeleri önemli. Onun dışında işte el temizliği, elin yıkanması, elin buruna ve ağza değdirilmemesi çok önemli. Maske yoksa bile burundan nefes almak da çok önemli. Genel sağlık tedbirleri önemli ama beslenme ile ilgili özel, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi hani bol bol vitamin almak, bol bol portakal yemek işte gibi veya bir takım bağışıklığı kuvvetlendirdiği iddia edilen, bence tamamen ticari, hiçbir bilimsel bakımdan değeri olmayan onlarca çeşit, hatta yüzlerce çeşit ilaç var. İnsanlar şimdi çocuklarına özellikle böyle avuç avuç balık yağı hapları, çinko hapları bilmem neler veriyorlar. Böyle şeylere gerek yok. Eğer siz sağlıklı besleniyorsanız, ki bununla da pahalı bir beslenme modelini asla ifade etmek istemiyorum, gidin pazara, bu mevsimde bulunması gerekenler neyse onlardan alışverişinizi yapın, eve gelin, kendi yemeğinizi kendiniz yapın, hazır gıdalardan uzak durun. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Siz ne dersiniz Çağrı Bey? Ondan sonra veda edelim. Aslında çok şey söyledi Ahmet Hocam. Belki buna ek olarak yani hani sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişiler
özellikle toplu ve yoğun bir yerde olacaklar ise ve o aktiviteleri sürdürme gerekliliği varsa ağız ve burunlarını maskeyle kapatmaları, az önce sayılan işte el temizliğiydi, el hijyeniydi, alması gereken diğer bütün önlemleri ek olarak söyleyebileceğim şey. Şunu da söyleyeyim, biz sonbahar ve kış ayında şu anda grip vakalarıyla da konuşuyoruz. Tamamen normal seyrinde seyrediyor. Yani her toplumda %5 ile 10 oranında, hatta çocuklarda %20 ile 30 oranında görülüyor. Bu çok anormal bir durum değil, çok beklediğimiz bir durum, evet. Ve tamamen bu sınırlarda gördüğümüz ama biraz ağır seyrediyor, o kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Çağrı Büke ve Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta'ya. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Neymiş koronavirüsü, bunu konuştuk. Öncesinde de Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi noktalanıyordu. Neler konuşuldu zirvede bu sene? Bunları da aktardık size. Bize müsaade. Hoşça kalın.